hem alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye olmalıdır. Onun hakkıdır, ona mahsustur. Bunu Allah'tan kapıp kendilerine yaşayan, kendi varlıklarına yaşayan veya kendi içlerinde ulladıkları birilerine yaşayan, bu cemadattan olur, insanlardan olur, her ne tür cisim ya da varlık olursa olsun, eğer insanlar varlıklarını yahut ellerine geçen nimetlerini yahut yaşadıkları yaşayışlarını, hayatlarını, soldukları havaya kadar bunlardan ötürü Cenab-ı Hakk'a karşı kendilerini borçlu hissetmiyor, ona şükretmiyor, bunların hepsinin kaynağını o bilmiyorlarsa, başka şeylere yöneldikleri andan itibaren zulmetmiş oluyor. Allah Azze ve Celle'ye zulmediyorlar. Çünkü bunu onlara kendilerine veren Allah, dolayısıyla da buna karşılık o hamda layıktır. وَنَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Elinizde ne nimet varsa bunlar Allah'tandır. Ancak insanlar gün gelip kendilerini zengin biliyor, bu zaten bizdendir deyip kendilerini övüyor, bir kısım böyle. Bir kısmı kendi içlerinden zengin bildikleri, onların eliyle yediklerini düşündükleri kimseleri, Firavun'un altındaki tebaa gibi. Onlar da onu yüceltti, onu ulladı, onu tazim ettiler. Ona karşı kulluk içerisinde bulundular. Bir başkaları başka şeyleri ihdas edip edindiler. Dolayısıyla da bu Allah Azze ve Celle'den başka şeylere yönelen hamd etme geleneği insanlık tarihinde hep böyle kesintilerle sonlandı. Hep bu kesintilerle Cenab-ı Hak onların sonunu getirdi. Ama yeni yeni inşa edilen topluluklarda yine bir süre sonra insanlık hep aynı mecraya girdi. Bu da insanlık içerisinde Cenab-ı Hakk'a karşı vefasız bir damarın, genişçe vefasız bir damarın hem de çoğulcu veya kalabalık çoğu insan içine alan bir damarın sürekli kendisini tekrar ettiğini, devam ettiğini, az sayıda insanların Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı bulunup hamd eder olduğunu, şükreder olduğunu gösteriyor. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Kullarından şükredenler, az sayıda şükredenler diye Cenab-ı Hak onlardan bahsediyor. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bunun benzeri söylemleri biz de yapıyoruz da şu anda aklıma gelmedi. Yani adam bir başkasının varlığına son veriyor. Daha son vermişken ondan sonra hemen kendisini orada övüveriyor. Yani işini bitirdikten sonra hemen işte ben diyor. Yani bir hüküm, bir başka hükmün akıbetini getirdikten sonra nasıl kendi varlığını öne sürüyor, kendi varlığını tazime davet ediyorsa, Allah Azze ve Celle bunu başında da, ortasında da, sonunda da hep yapıvermiş. Kullar hamdın alemlerin Rabbi Allah'a ait olduğunu ortasında da Cenab-ı Hak'tan duydular, elçisinden duydular, uyarılarıyla, ikazlarıyla hatırlatıldılar. Ama onlar bunu hep artlarına attıkları için, hep geri plana bıraktıkları için bu vahim akıbeti, bu ümitsiz sonu kendi elleriyle zorla çekip başlarına yıktılar. Ve artık bu gelip başlarına yıkıldığında onlar son derece ümitsiz bir durumun içerisinde kaldılar. Dolayısıyla evrende, bazı derslerde söyledik ya, evrende her yerde işleyen bir ahenk varsa, bir müzik varsa, bir ritim varsa daha doğrusu, bu ritim, canlı cansız her şeyin bildiği, tanıdığı ritim, bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin ritmi. Buna aykırı ses çıkaranlar, bu muazzam şeyde, ritim içerisinde farklı cızırtılar gibiler bunlar. Bu cızırtıların kalıcı olmasına yer yok. Allah Azze ve Celle bu cızırtıları bir süre sonra imha ediyor. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Hiçbir şey yok ki onu hamd ile tesbih ede durmasın. Dolayısıyla gökte, yerde, bizim azalarımız, hücrelerimiz de dahil olmak üzere bu gerçeği biliyorlar. Yani bütün varlık bu gerçeğin üzerine işliyor. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Ve bunu bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, tekraren onlar bunu söyleye durarak varlıklarına devam ediyorlar. Tesbih ediyorlar bunu. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Dolayısıyla aynı ritme bağlanan, aynı ritmi kendi
varlığında tekrarlayan, onun içine giren, aynı ritme kapılan insanlar Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ederken, huzurda durup elhamdülillahi rabbil alemin derken aslında evrenle bütünleşiyor. Bütün varlıkla barışık bir zemine kavuşuyor. Onlarla bir bakıma senkronize oluyor. Ben insanlığın yeryüzü zemininde, Kabe merkezinde, halka halka birlikte ibadete duruşunu, Kabe'nin yerkürenin merkezini teşkil edişini, oradan bir bakıma göğe yükselen bir irtibat noktası hayal ediyorum. Ve böylece insanlık dönen, dönüp duran ve bizim de halkalar şeklinde Kabe etrafında döndüğümüz, orada fiilen döndüğümüz, yerküre zemininde halka halka tutarken, hep an be an kıyama kalkarken yine halkalar çiziyoruz. Dolayısıyla bu dönüş hareketiyle aslında biz evrende, kainatta var olan ve Cenab-ı Hakk'ı her an tesbih eden ve tesbih ederken de hep aynı hareketi yapan varlıklarla aslında şeklen de benzeşiyoruz. Bu aslında hamdin figürü gibi geliyor bana. Yani o dönüş hali hamdin figürü gibi, sabit değiller, hareketsiz değiller, durağan değiller, hareketliler ve bu hareket içerisinde sürekli o yüce kudretin karşısında kendi hamdlerini yaşıyorlar. Ona hamd ediyorlar, onun varlığını hamd ile tesbih edip takdis ediyorlar. Bu ahenge tutulan insanlar aynı hareketleri bunlarla birlikte yapıyorlar. Tutulmayan insanlar, aykırı davranan, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, ona hamd etmektense kendi varlığına yahut başka şeylere hamd eden kimseler şu gördüğünüz zulmü inşa ediyorlar. Bunlar bir araya gelir, topluluklar oluşturursa, devletler, medeniyetler oluşturursa işte böyle büyük, topluluklar halinde varlıklarını sürdürüyorlar ama işte bunun bir nihayeti var. Cenab-ı Hak bunun gün geliyor, kökünü kurutuyor. فَقُلْتْ يَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ فَلُونَ Türkçe'de hangi kelimeye, hangi deyime benziyor deseniz, kökü kurumak, kökü kurutulmak kelimesine benziyor gibi. Yani bu ifade o kadar rigid, o kadar keskince ki sonunu getirdim diyor Cenab-ı Hak. Yani bitirdim işlerini. Geriye onlardan hiç kimseyi bırakmadım. Kesildiler orada. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا dediği o duasındaki, o beklentisindeki şey gibi. Ya Rabbi bunlardan bir tane bile geriye bırakma. اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ bırakacak olursan bunlar kullarını senin saptırmaya devam eder. وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا bunlardan da facir ve keffardan başkası çoğalmaz, ortaya gelmez, peydahlanmaz diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam ifadesinde. Burada da artık Cenab-ı Hakk'ın o batışı, yani o yakalayışı, yok etmesi, helak etmesi, azabı seziliyor. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يدٍ senin Rabbinin ansızın yakalaması çok şiddetlidir. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَا اِنَّ اَخْذَهُ أَل۪يمٌ شَد۪يدٍ işte senin Rabbinin yakalaması. Bizim ayette geçen, önceki ayette geçen اَخَدْنَاهُمْ kelimesinin daha açılımlı kullanıldığı bir ayet. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ أَخْذَهُ üç kez أَخِذ kelimesi geçiyor ayette. Senin Rabbinin işte yakalaması böyledir. اِذَا أَخَذَ الْقُرَى yerleşim birimlerini yakaladığında اِذَا أَخَذَ الْقُرَى nasıl yakalar onları? وَهِيَ ظَالِمَةً onlar zulüm üzereyken yakalar. Onlar gafletteyken yakalamaz. Onlar meseleyi anlamaya çalışa dururken, onlar gün be gün kendilerini ıslah etmeye dururken, iyi niyetlerle yol almaya dururken değil, iyice salıvermiş kendisini. Her şeyi bilmesine rağmen umursamaz, Yüce Yaradan'a karşı saygısız ve keskince bir zulüm üzere, Allah Azze ve Celle'ye karşı istikbar ile büyüklenen bir kalıcı tutum üzereyken, وَهِيَ ظَالِمَةً o ayrıntıyı Cenab-ı Hak özellikle oraya koyuyor ki bizim kalkıp da Allah Azze ve Celle'nin zulmen birilerini helak ettiğini asla düşünmeyelim. Tıpkı burada olduğu gibi. وَهِيَ ظَالِمَةً zulüm üzereyken اِنَّ اَخْذَهُ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ senin Rabbinin yakalaması hem elimdir, çok elem doludur hem de çok şiddetlidir. اِنَّ اَخْذَهُ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ